Alık alık bakma oğlum, yürü git hadi. Hadi. Eda, bir konuşabilirsek. Konuşacak ne var Metin? He? Eda! Ne? Yavrum, o gelip dön. Metin! Metin abi ne yaptın ya? Emrah'ım lan ben. Hey! Ana pardon abi, sizin Metin abiyle aranızdaki fark 3,5 numara gözlük kadarmış ya. Bunu alın dışarıya. Bunu buradan alın. Ama sen aynı Metin abi değil mi? Metin, ne yapıyorsun lan Devrem? Metin! Hocam! Metin! Hocam! Yine ne harse çeviriyorsun lan hayvan herif. Hocam. Şu güzel ortamı bozuyorsun. Bak herkes gözlüklü. Sen takmamışsın. Hocam özür dilerim. Çık dışarı bekle. Şu gözlükleri de al. Tak. Ortama uy biraz. Olur hocam. Yürü. Hocam. Getirdik amcayı, işe yaramıyor diyordunuz. Aha da nasıl yaradı? Ustam. Özür dilerim abi. Saygısız. Şş, sana diyorum kızım sana. Benle konuşurken yüzüme bak. Her şeyi Emrah planladı diyorum lan. Ya diyelim ki Emrah planladı. Kız seninle evleneceğini düşünüyor. Ona ne diyeceksin acaba? Kendini iyisini bulacak. Hmm. Ne? Dinle diyorum sana ya. Şunlara bak. Bunlar nasıl insanlar? Bu nasıl mahalle arkadaş ya? Eşek görse anırmayı unutur. Metin. Ne Metin'i kızım? Emrah'ım ben. Şaka yapma. Aha. Emrah'ı öptü. Emrah'ı gördün mü? Emrah'ı öptü. Emrah'ı öptü. Metin. Bu kim be? Dildancığım sen başka birini öptün. Artık beraber olamayız. Ben onu sen sandım Metin. Vallahi mı? Çok doğal öyle sanman. Yalnız sen artık benim karım olamazsın. Bu İç Anadolu kültürü benim işime işlemiş. Yapacak bir şey yok. Peki sen bekar mısın? Ya yürü kızım ya. Yürü git yürü. Allah belanı kaldırsın. Yürü git. Ne şaka? Hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah! Sen bir şaka yaptı, ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koyayım. Hadi aslanım, hadi küfürlü konuşma. Hadi aslan parçası, hadi. Hop, hop. Oğlum bilseniz lan şunlardan. Benim mekanımda küfür mü etti o ya? Gazlı Deniz, onun yüzünü kaydet. Bir dahakine paramparça görmek istiyorum. Emredersin Bosun. Aferin Tosun. Bir tane atayım mı? Otur Emre. Otur Emre. Otur abim Emre. Otur. Kaç yaşına geldin geri zekalı? Ana. Yiğit yüzünü kim çizdi lan? Bu çizdi. Ali. Ali nezarethanede. Aa. Yine mi? Daha çok vitamin, daha çok omega 3. Niye? Ne oldu ki ya? Ya bir yanlış anlaşılma oldu. Biz bir araba ayarlamaya çalışıyorduk da. Araba mı? Benim yüzümden. Benim yüzümden. Ay biz Ali'nin yanına gidelim hadi çabuk. Hadi. Anne, görüşürüz. Geçirdiniz mi? Evet. Vallahi bir çanta dolusu para verdim. İnşallah güzeldir. Hilmi Bey size layık. Soğum. Altın. Saçlarımı bozma. Ağzının yerini biliyor. Evet. Hanım. Hoş geldiniz. Evet, altın. Rahatlama. Şimdi sizlere enstrümantal arkadaşlarımı tanıştırıyorum. Davulda Deniz. Altın. Ork'ta Kartal. Doruk'ta Heyecan ve Feyza. İlk parçamızla açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz. Thank you.
ettim eşini. Al bu mendili, sende sende kalsın. Sil gözünün yaşını. Dolana ay dolana, dolana gün dolana. Şirin canı vereyim bana yari buyana. Hey dolana ay dolana, dolana gün dolana. Şirin canı vereyim bana yari buyana. Kebaba köz istersin, güzelsin, naz eylersin. Bir canım var vereyim, bilmem ki ne istersin. Kebaba İşine girdim. Varil varil borları istifliyorum inceden inceden. Çok rahat değilim ama. Sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta pump it pump it pump it up yaparken sever. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi! Adama bak ya! Koskoca Hilmi'yi tanımamazlıktan giderek hava atıyor ya. Haddini bil! Fakir! Hilmi! 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 Şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların 49 yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? Hı? Yok valla. Bilmedim ha. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? Cep telefonu ilk çıktığında sabit telefon fabrikasını satıp cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet, hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana! Cevap verme! Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak benim kafamı bozma. Allah'ıma seni tıp fakültesine sokar. 2 yılda doktor olarak mezun edelim, sürülürsün. Polemiğe girme benimle. Hilmi polemiği sadece yatakta pump it pump it pump it up yaparken sevinir. Ben kalksam artık. Geç kalınca patron laf yapıyorlar. Aç bana ya senin patronun. 32 dakika Hilmi içini döküyor sana. Bak Hilmi içi deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne gözüne sürürsün, baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum diye. Bir de böyle düşün. Hilmi Bey, bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacanayı verseniz de ben gitsem artık. Boş damacana şişesi. Anam bakayım. Kıl var lan bunun içinde. Ya bırak Allah aşkına. Bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum. Benden söylemesi. Abi öyle saçma şey mi olur? Şimdi koydun gördün. Kaç lira lan bu su? 8 mi? Tamam ben sana 4 lira vereyim görmemiş ol. Ya da görmüş ol. Bak ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi. Buyur. Ne yapıyorsun lan? Aç avucunu. Aç. Aç aç aç. 1, 2, 3, 4. Bu kıllı damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Nice, oyalama beni. Oyalama, işim gücüm var benim ya. Bak bir de dolaba çarpıyor. Köpek! Dikkat etsene. 5 kuruş para alıyorsun. 5 kuruş zarar veriyorsun. Köpek! Köpek! Beni borlarımla baş başa bırakın. I'm big boring. Oluyor mu lan bu? Hilmi düşünceli bir şekilde yürümektedir. Çekil lan yolumdan. Köpek! Aha! Bu ne lan? Vallahi para buldum. Anam! Bir tane daha. Anam! Bir tane daha. Ne kadar çok para buldu ya. Oğlum bir tane daha var. Bakayım, bakayım. Aha!
Nereye gidiyor lan acaba bu? Burada da var. Aha burada da var. Vallahi her yerde para var. Bakın aha burada da var. Selamünaleyküm. Burada da var. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Dur lan. Nereye gidiyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hilmi Kazmıkçı. Evet. Mal varlığına bakıyorum. Çok şaşırırsın söyleyeyim de. Oo maşallah maşallah. Gözümüz yok Allah daha arttırsın. İnşallah inşallah da ben seni çıkaramadım ya. Dünyayı istila etmeye çalışan uzaylıların komutanı mısın yoksa sen? Çünkü hiçbir insan evladı büyük Hilmi'yi kaçırmaya cesaret edemez. Adamın ruhunu satın alır tavuklarıma yem diye dağıtırım aslanım. İşlenmiş tavuk işi de mi yapıyorsun sen ya? Şu liste uzun hepsine bakamadım. Tavuk yok ya ne tavuğu? Ben insanlar buluyorum kendimi. Onları tavuk olduklarına ikna ediyorum. Sonra da işliyorum ince ince. Sen beni kaçırdın ama benden haber bekleyen 4 tane psikopat var mahallede. GPS'i yüreğime işlemişim ben. Yarım saate kalmaz burayı var ya darmadağın ederler. Benden söylemesi. Kaçırma yok Hilmi Bey. Kendin binmişsin arabaya. Vermem. Vallahi kimseye vermem bunları. Tek tek yoldan topladım. Uzun uzun sordum sahibi var mı diye. Kimse ses etmedi. Bunlar benim. Kimseye verme. Kısa keselim Hilmi Efendi. Bor topluyormuşsun piyasada. Ne iş? Toplatmam. Ya o kadar laf ettim. Hiç mi korkmadın El Grande'den? Yoksa sen benden daha mı zenginsin? Hı? Sen beni dinlemiyor musun ya? Bor diyorum bor bor. Niye topluyorsun? Ya senin ne kadar paran var acaba? Hı? Senin bütün paralarını bir havuza döksek kaç saatte boşalır o havuz? Yok sen beni dinlemiyorsun. Ya da senin apartmanlarını misal böyle üst üste koysak aya uzanır mı aya? Onu söylesen bana. Bak Hilmi Efendi. Borla iş yapma elden çıkardığın benzin istasyonlarını geri vereyim sana. Benzinle oyalanırsın. Hilmi ilk defa birisini büyük bir hayranlıkla izliyor. İsmini bahşeder misin bana? Ulu insan. Adın ne senin? Sanın ne? Namın ne? Allah Allah. Sen beni dinlemiyorsun ya. Bu borların hepsini geri ver. Ya da dök gitsin. Ben sana parasını veririm. Anam! Beyaz altınla mı kaplattın her yeri ya? Bu nasıl bir öngörülüktür arkadaş? Bu nasıl büyük bir öngörülüktür? Hilmi yanınızda soğuk suda kalmış gibi ufaldı. Küçücük kaldı. Bakayım. Ben biliyorum o ayakkabıları. Onların fiyatını film ile sandım ben biliyor musun? Adam 23 bin lirayı terlik niyetine giyiyor ya. Bu nasıl bir zenginlik? Yolluğun yap beni. İster yere ser, ister fon diple gitsin. Bir sus be adam, bir sus. Mahallendeki gençlere de yardım etmeyeceksin. Ettirmem. Ben kafamdaki baba figürüne kavuştum diye kendimi maddi dünyadan soyutlamaya karar vermiştim. Ama olmadı. Bu hiç olmadı. Hilmi zengin adamı sever. Ama sen adam değilsin be zengin. İnsan mahallesindeki gençlere yardım etmez mi? Hadi etmedi. Ama başkasının emriyle bunu asla yapmaz. Gidiyorum. Buruk bir saygıyla hatırlayacağım seni zevzekin. Gidiyorum bak. Vurmasın değil mi lan beni? Sniper mniper. Hı? Yürü be ya yürü. Zep zengin varlığına inandığım ama asla ispatlayamayacağımı düşündüğüm bir kavramdı benim için. Belki ona ulaştım ama hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Zaten kim ütopyasına ulaşabilir ki? Hiç kimse. Büyük Hilmi bile. Büyük Hilmi sayende acıyla karşılaştı, olgunlaştı ve büyük Hilmi oldu. Sağ ol zengin. Sağ ol Zep zengin. Zep zengin olabilirsin ama büsbüyük kalamazsın. Bir de böyle düşün. Ateş etmeyin lan. Ateş etmeyin gidiyorum. Ne bu? Efendim kendisi borla çalışan bir hidrojen motörüdür. Ya hangi kanaldansınız siz? Star TV. Şaka mı bu da? Evet. Ya ülke durdu durdu, hobi olsun diye motor yapmaya karar verdi. Nereden çaldınız bunu? Bir dakika kardeşim, ne çalması? Çalmak malmak yok ya, nereden çıktı? Siz mi yaptınız? Hayır efendim. Emekli yüksek makine mühendisi Tahsin Özdemir ki kendisi bizim babamız olur. O yaptı, biz tamamını erdirdik. Tesisatçı mısınız bir de? Çok iyi tesisat. Efendim, motoru bağlama işine gelecek olursak, motoru şase bağlan... Şase... Hocam. Cık mı dedi, cık mı dedi? Ne diyorsun ya? Eğer cık dediyse büyük ihtimalle civciv taklidi yapıyordu. Ama eğer cık dediyse kötü. Yapmayacağım anlamına gelir.
Eğer çık dediyse rezalet. Ya biz kime neyi anlatıyoruz arkadaş ya? Ya Hilmi gözlüğünü seveyim bir sus bir dinle ya. Para teklif ettiniz mi adama? Etmediniz de. Bana niye önceden haber vermediniz? Ya Allah aşkına biz sana gelsek, para istesek senden verir miydin? Tabii ki hayır. Ama işte. Bilmiyorum. Buralar duygularım çok karışık. Ama en azından para teklif etmenizi söylerdim. Bana haber vermediniz ki. Abi para değilmiş derdi ya. Bir dinlesene. İyi. Dinleyeyim o zaman. Evet. Olmaz. Olamaz. Her şey bu kadar doğru olamaz. Ya bu işte bir biteneği var. Dün programdan sonra Tesisatçılar Birliği'nden uyarı aldım. Onlar mı gönderdi sizi? Kumpas mı bu? Hocam motor çalışıyor. Yakıt işini de hallettik. Geriye bir tek motoru araba iskeletine bağlama işi kaldı. Onun için de size güvendik geldik. Ben yapamam. Bunun için ekip lazım. Zaman lazım. Bunların ikisi de bende yok. Yapılamaz mı peki? Yapılır. Bu işi bir kişi yapar. Eski üstadlardan. Ha, bilmiyorum. Bir sormak lazım. Hacem şimdi biz buraya kadar geldik yani. Sonuçta sen bize bu muhterem zatın telefon numarasıdır ne bileyim bir ismini falan versen yani. Bu adam motorlu taşıtlardan bir numara. Allah Allah. Tek gece. Deneysel de çalışıyor. Ama uzun bir zamandır inzivaya çekildi. Kim? Amma gerilim yaptınız ya. Kimmiş? Lan ben miymişim yoksa? Öyle özellikleri mi varmış benim? Allah Allah. Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kimmiş? Sezai Usta. Mayap. Hacem şunu bir arayayım ben. Şimdi bu bildiğin kilim adamı mıymış? Kilim adamı mı? Ver bakayım şuna bir halıcı gözüyle bakayım. Yemin ediyorum santimetre karesinde 15.000 kirpik var. Adam, adam. Aman. Çocuk dizisi mi lan bu? Bölümde yaşadıklarınızı anlatıp bana özet mi geçiyorsunuz? Kabul etmiş işte. Bana niye geldiniz ki? Hilmi, bak yüzdük yüzdük Türk Hava Kurumu'na bağışlamayalım lütfen. Bundan sonra yapılacak iki tane şey var. Birincisi çalışmak, ikincisi de... Para! Çalışırım, çalışırım. Böyük Hilmi, böyük Hilmi. İkincisi. İkincisi mi? Para lan para. Para lazım. Ya, vallahi para istemeyin şimdi benden. Çalışayım ben. Vallahi vida falan sıkayım. Böyle yanlış anahtarı getirsem, elime vursanız... Para istemeyin benden. Hilmi, para lazım, para. Yiğit, canımı sıkma beni. Tatava yapma, para ver. Yiğit, bak çok sinir ediyorsun. Anam! Metin, dayan koçum, dayan. Bak, ambulans gelecek şimdi. Abiler, bir şeyler yapsanız abiler. Nerede ambulans, nerede ambulans, hadi. Abi, ben gidiyorum. Hakkımı helal et abi. Eşeğine, İlahi illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulah. Anam! Ölmedim denk gelmedi daha. Ölmeyeceksin koçum. Ölmeyeceksin. Dayan. Dayan. O zaman ben boş durmayayım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarük tesmik ve teala ceddüm ve la ilahe gayrük. Hala ölmedim. Hala ölmedim. Termihim bir can ettin. İnsitçi. Feci alığım ki asfı. Mekürüm. Allah'ı zammı sure salli barit ne varsa okudum. Benzin ışığı yanalı 50 kilometre oldu. Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Abisi ambulans nerede? Ambulans nerede? Nerede yardım ambulans? Ben üşüyorum. Ulan ben daha ne biliyordum? Ha? Elif, B, T, S, Cim. Ha? Metin! Bravo. Allah! Metin! Nabız gitmiş. Ayın kayın okuyamadan gitti ya lan! Gençler, bakın masa ağır masa olduğu için söylüyorum, üşenmediğim saydım. Tam 28 turdur dönüyoruz, hala biten olmadı ya lan. Abi ben de söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da. Ya Şerif abi şu çaldığın taşların bari yarısını koy masaya. Bitemiyoruz ya. Ne yani? Şimdi sen bana hırsız mı diyorsun? Estağfurullah. Şerif abi oyun döngüye girdi. Bitemiyoruz. Ya yoksa ayıpsın yani.
Onu bekliyordum ben de ya. Lumi. Şerif abi gözünü seveyim artık yeter ya. Adam meğerse tevazudan bizimle oyun oynuyormuş ya. İstediği an oyundan ayrılıp kendi oyununu kuracak kadar taş çalmış lan Elif. Bu da harita. As. Bu ne abi? İsim şehir hayvan oynarken böyle çaktırmadan bakıyorum işte. Bu sureti oynarken. Bu bir tehdit mi Şerif Taytız? Hı? Adam bu sureti oynarken mermiyi çalmış abi. As. As. Aynı bugünkü gibi o günde oyun bir türlü bitmedi. Ay. Anton Pavlovich Chekhov eğer masada bir silah varsa patlamalıdır der. Fantom Feramuz abi de o silahı çıkarıyorsan sıkacaksın aslanım der. Bu ne ya? Ne yapıyorsun ne ya? Yapsaya koyma abi gözünüzü. Yapma ne yapıyorsun Şerif abi ya? Kaç yaşında adam? Sen tenis oynarken top mu çaldın abi? Eğer ki top çaracaksan tenis oynamayacaksın der. Maria Sharapova. Bu da yazı turadan. Öf, şey yapalım ya. El yakmaca oynayalım mı? Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? El yakmaca oynayalım. Elimi koyayım öyle yak. Metin Ali Özdemir burada mı? Burada. Mevcut. Aman. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!